Evet arkadaşlar, Ekolojik Ersa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerden Ersa Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı'dan bahsetmek istiyorum. Twitter'daki son paylaşımları çok çok dikkatimi çekti. Bekir Sarı, Ersa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Görüş ve paylaşımlarım kişisel olup herhangi bir kuruluş kurumu hedef almaz. Evet. Çivril Denizli Türkiye arkadaşlar, ersa.com.tr. Şimdi ne diyor Bekir Bey? Kamuoyuna duyurulur. Bir gün önce duyurmuş arkadaşlar. Devletim ham maddeyi temin etsin. El temizleme losyonunu ücretsiz ülkeme temin etmeye hazırım. Bugün Milli Mücadele Günü. Miraç Kandilimizi kutlamış. Devam ediyoruz. Evet, haber olmuş arkadaşlar. Denizli iş adamından ücretsiz dezenfektan üretim teklifi. Ebru Türkmen haber yapmış. Yine tekrar Denizli Haber'de gündeme gelmiş. Siz ham maddeyi verin, ben üreteyim yapayım demiş. Denizli'de iş insanından çağrı, devlet ham maddeyi versin, ben dezenfektan üreteyim demiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devlet demek herhangi bir parti demek değildir. Öyle algılayan varsa bu tür insanların bayrak, vatan, millet sevgisini sorgulaması gerektiğini düşünürüm. Ben Türk'üm. TC devleti vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım devleti. Ersa ailem Mart ayı sonuna kadar el temizleme sıvımızı üye alış hatta kariyer indirimini de düşerek en fazla 2 adet direkt kullanıcılara verebilirsiniz demiş arkadaşlar. Bugün öyle bir gün ki güzel, zengin, fakir, yetim, şöhret, rütbe ayırmıyor koronavirüs. Bugün öyle bir gün, topyekun mücadele gerekiyor. Hiçbir şey yapma, sadece evinden dışarıya çıkma. İşte en büyük mücadele bu. Haydi birlikte başaralım. Bu hafta çarşamba gününe kadar yerel yöneticiler başta olmak üzere devletimden talimat bekleyeceğim. Şayet bir haber çıkmaz ise Türkiye'miz huzur evleri yaşlı ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere dezenfekte edici ürünler hazırlayıp dağıtacağım demiş arkadaşlar. Değerli Merkez Efendi Kaymakamımız Sayın Doktor Adem Uslu Beyefendi ile görüşmelerimizi yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah devletimizle birlikte milletimize hizmet etmek bizi onur eder. Er sağlı olmak farklıdır. Teşekkür ederim. Gönlü zengin müdürüm. Dua et yeter demiş. Evet arkadaşlar, bir Ersa kardeşimiz demiş ki Bekir Bey, bunu tüm samimiyetim ile söylüyorum. Ben de prim almadan çalışmaya hazırım. Vatanım, milletim, ülkem, şirketim için bunu bilin isterim. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah'ım bizi kendi vatanımızdan, yurdumuzdan etmesin. Biz esnafız, bir ocak kaynasın yeter ama devlet millet yoksa o zaman biz de yok oluruz demiş arkadaşlar. Bunu paylaşmış. Ben yaptığım bu davranışla asla teşekkürü hak etmiyorum. Her Türk milletinin asıl görevini yerine getirmeye çalışıyorum. Sayın Bakanım, dezenfektan üretim için fabrikamızın üretimini devletime açıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Her türlü imkana sahiptir. Cumhuriyet döneminden beri her şeyin üstesinden gelmiştir, gelecektir. Üretici firmalar bugün ürün üretmeli. Biz Ersa olarak göreve her konuda hazırız. Konuşmak, durmak, korkmak, panik yapmak zamanı değil. Türkiye için çalışma zamanı. Ben hiçbir kar almadan devletime her türlü imkanımla ürün üretmeye hazırım. Ülkemin insanı ölmesin, mağdur olmasın. Ham madde tedarik durumunda, fabrikamızın %50 çalışma kapasitesini devletime açmaya, sıvı el temizleme solüsyonu üretmeye hazırım. Ersa İlaç Sanayi 2 adet bitki üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu bitkiler üzerine binlerce uluslararası makale mevcuttur. Bu bitkilerimizin sonuçları ay sonuna çıkacaktır. Bunları bile devletimize vermeye hazırım demiş arkadaşlar. Vatandaş olarak bizler devletimizin aldığı tedbirlere uyarsak koronavirüsü birlikte yeneriz. Üreticiler üretecek, devletimiz uygulayacak, vatandaş tedbirlere uyacak.
kararları. Sakın. Zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde hepimizin birbirine destek olması lazım. Ve bu zor günlerde maalesef her kafadan bir ses çıkıyor. Ve yine maalesef o seslerin çoğu fayda değil, zarar verebilecek olan sesler ve öneriler. Mesela betadin gargaraları, sakın yapmayın. Mesela gümüş suyu gargaraları, sakın yapmayın. Mesela sirke gargaraları, sakın yapmayın. Mesela yoğun tuzlu sulu gargaralar, yoğun tuzlu sulu gargaralar, sakın yapmayın. Özellikle ağzınıza, burnunuza saç kurutmamak olarak 60 derece, 70 derece, 80 derece ısılarınızı tahrip etmeyin. Lütfen sadece bilim insanlarından gelen doğru mesajlara kulak verin. Yenin, istirahat edin, güzel beslenin. Takviye alacaksanız gidin D vitamini takviyesi alın, asetil sistein takviyesi alın, propolis takviyesi alın ama beslenmeye, dinlenmeye ve küçük egzersizler yapmaya özen gösterin. Bakanlıktan resmi onayların geldiği yerlerden sakın yapmayın. Mesela Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünlerden reklam alan, takipçisi fazla olduğu için halkın sağlığıyla oynayan bu insanlara bir yaptırım yok mu? Bu tür bitkisel ürünler böbrek ve karaciğer hasarı yapıp koronayı daha hafif atlatacakken sizi öldürebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül, Seray Sever, Seyman Subaşı gibi ünlü isimler Tarım Bakanlığı'nın onaylı takviye edici gıdalar listesinde olmayan bir ürünü tanıtmışlar. Koronavirüs ekonomik kayıpla beraber en önemlisi insan sağlığını kaybettiriyor. Bu süreçte fırsatçılık yapmaya, para uğruna kara borsalcılık yapmaya ya da kaos çıkarmaya yönelik konuşmak bunların hepsi bireylere ve sonuçta ülkeye zarar verecek. Dikkatli olmak lazım. Sağlık çalışanlarımızı, emniyet mensubu çalışanlarımızı alkışlıyoruz arkadaşlar. Topluma mal olmuş kişiler dikkat etmeli diye hep söyledim. İnsanları kandırmaya çalışanlar yıllarca sanatçıları, sporcuları kullanarak bizleri kandırdılar. İşte bir örnek daha. İnanmayın sanatçı tanıtımlarına. Bize yardımcı olur. Oysa iddialara göre sözde vitamini ruhsatsızlığı ve takviye edici diye ünlüler tarafından reklamı yapılıyordu. Dahası ürünü üreten firmanın adresinde ise yalan dolan mahallesi ibaresi yer alıyor. Yani ünlü otel de var. Koronavirüsü dahil tüm virüslere karşı vücudumuzun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeniz lazım. Hepsi günlerdir koronavirüse karşı %89 koruduğu iddia edilen ve henüz birkaç gün önce piyasaya çıkan ürünün reklamını yaptı. Enfekte olmuşsanız bile hızlı bir şekilde iyileştiriyor dedi. Hem de enfekte olmuşsak bile hızlı bir şekilde iyileşmemize yardımcı olur. Oysa iddialara göre sözde vitamini ruhsatsızlığı ve takviye edici diye ünlüler tarafından reklamı yapılıyordu. Dahası ürünü üreten firmanın adresinde ise yalan dolan mahallesi ibaresi yer alıyor. Evet arkadaşlar güvenle kullanabileceğimiz bir ürün ivedi şekilde satışa sunuldu. El temizleme sıvısı arkadaşlar. Telaş ve korku yok, tedbir var. İşi bizim başında gece gündüz çalışıyoruz. Papatya, defne mucizesi bilimsel makalelerde yayınlandığı gibi ERSA markalı bitmiş ürüne ait laboratuvar analizleri beklenmektedir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lütfen dezenfekte edici ürünlere dikkat edelim. İçeriğindeki alkol oranını ölçemiyorsanız ürün güvenlik formunu isteyin. Onaylı olmasına dikkat edin. %60 altındaki alkol sizi korumayacaktır. Panik yapmayalım. "18 Mart Çanakkale Destanı". El dezenfektanı yakaladı. Üstelik o sahtekarlar orijinal firmaların etiketlerini kullandı. Günlerce takip edildi. Evet arkadaşlar bugünlerde dürüst firmalarımızın önemli zahar ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi fırsatçılar kol geziyor. İnsanların kendini üzeltmesi lazım. Şişeyi kokladığınızda bile içinde ne olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü buram buram çamaşır suyu kokuyor. Bu parfüm bayağı.
Anlaşır suyu. Ciddi misiniz? Hiç kokmuyor ki. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Tam da koronavirüse karşı hijyene dikkat çekildi. Dezenfektan ve kolonyaların yok sattığı dönemde yapıldı operasyon ve Türkiye'de bir ilk oldu. Sahte bandrol ve etiketlerle sahte dezenfektan üreten 4 kişi tutuklandı. Belki adam çocuğunu atacak, çocuğu zarar görecek. Belki bir yüzüne sürecek, bir yeme sürecek, farklı bir şey olacak. Ya gerçekten çok zararlı. Ne sınır çatışmaları, ne petrol savaşları, ne de tarihi su anlaşmazlıkları hepsi geçmişte kaldı. Yazıklar olsun size. 2 dolarlık ham madde 6 dolar oldu diyorlar. Kuldan utanmıyorsanız ya Allah'tan korkun. Unutmayın bu ülkede sizlerin de yakınları var. Sanırım nankörlük bu demiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ham madde bulamıyor şirketimiz. Yola çıkarak başladığımız haber dosyamızda bugünün başlığı hayatımızın olmazsa olmazları arasında olan temizlik malzemeleri. Ki... Arkadaşlar Instagram'daki adresimiz Ekolojik Ersa YouTube yani Ersa Bitkisel Online. Bakalım hikaye bölümümüzde ne paylaşmışız. Virüs kaynaklı enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bu günlerde düzenli propolis kullanarak bağışıklık güçlü tutmak çok önemlidir. Özellikle salgın haline gelen koronavirüs enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok. Antibakteriyel de etki etmiyor. Antibiyotikler viral hastalıklara etki etmiyor. Hatta vücuttaki yararlı bakterileri yok ettiği için daha da zararlı olabiliyor. Bu nedenle tek çare bağışıklığı güçlü tutmamızdır. Propolis bilinen en güçlü doğal bağışıklık düzenleyici gıdalardan biridir. Daha detaylı bilgi için videoyu izlemeye tavsiye ediyoruz. Yanında zeytinyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Bilim insanları tüm dünya insanını ve ülkemiz insanını tehdit eden koronavirüse karşı el hijyeni önemini anlatmaktadır. Elsa şirketi böyle hassas zamanda el hijyeni sağlamak için el temizleme sıvısını da üreterek bir hafta içerisinde iki farklı ürünü üreterek insanlığın hizmete sunmuştur. Böyle ürünler böyle zamanlarda seri olarak üreten Elsa şirketine teşekkür ederiz. En büyük imtihan okulda sınav değil arkadaşlar. Evet, küçük bir mikrop dünya yerle bir etti. Gerçek güç ve kuvvetin yegane sahibi yalnız Allah'tır Rabbim. Sen esirge ülkemizi. Evet, devam edelim. Paylaşmıştık bu videoyu. Bunu okuduk. Denizli iş adamından ücretsiz dezenfektan üretim teklifi. Bekir Bey. Sıcak suyla ile de değil, musluk suyunun sıcaklığı ile yıkamalıyız. Sıcak su ellerimizin üzerine yer alan por olarak adlandırdığımız boşlukların açılmasına ve o küçük alanlara mikroorganizmalarının girerek su ve sabunun etkisinden kurtulmasına neden olabilir arkadaşlar. Devletimize üreteceğini duyuruyor firmamız. Zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerde hepimizin birbirine destek olması lazım. Ve bu zor günlerde maalesef her kafadan bir ses çıkıyor ve yine maalesef o seslerin çoğu fayda değil, zarar verebilecek olan sesler ve öneriler. Mesela betadin gargaraları, sakın yapmayın. Mesela gümüş suyu gargaraları, sakın yapmayın. Mesela sirke gargaraları, sakın yapmayın. Mesela yoğun tuzlu sulu gargaralar, yoğun tuzlu sulu gargaralar, sakın yapmayın. Ve ağzınıza, burnunuza saç kurutmayın. 60 derece, 70 derece, 80 derece hızlarınızı tahrip etmeyin. Lütfen sadece bilim insanlarından gel, doğru mesajlara kulak verin. Gelin, istirahat edin, güzel bir takviye alacaksanız gidin D vitamini takviyesi alın, asetil sistein takviyesi alın, propolis takviyesi alın ama beslenmeye, dinlenmeye ve küçük egzersizler yapmaya özen gösterin. Bakanlıktan resmi... Miraç kanınız mübarek olsun arkadaşlar. Şirketimizin duyurusu pozitif kamuoyuna doğru. C vitamini önemli arkadaşlar. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için dezenfekte çok önemli. Doğal dezenfekte olan Rita bitkisinin gerçek temizliğiyle buluşun arkadaşlar. Çamaşır tozu, sıvı el temizlemesi, kişisel temizlik,
Genel temizlik anlamında tüm ürünleri kullanabilirsiniz. Banyo UV'si unutmayın. Oda spreyleri önemli Evet bu arada. dostlar. Propolis, kurkuma ve zeytin yaprağı. Propolis önemli. Evet, Ersa ürünlerinin ham maddesi. Rita arkadaşlar, deterjanlar ve kimyasal temizlik maddelerinin sağlamış olduğu beyazlatıcılar olmadan çamaşırlarınızın daha temiz ve beyaz olmasını sağlar. Sedef hastalığı, egzama, kronik kaşıntı gibi ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için doğal iyileştirici olduğu bilinmektedir. Oda spreylerimizde %80 oranında etil alkol var arkadaşlar. Dezenfekte edici, antibakteriyel banyo UV'si, sıvı el temizleme. Oda spreyleri, kolonya gibi ürünlerin izinleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınır arkadaşlar. Dikkat edin. Sahte ürünler çok çıktı. Evinize kadar teslim ediliyor arkadaşlar. Evet, oda spreylerimizde etil alkol %80 uçucu alkol kullanılıyor. Evlerinizde kolonya yerine kullanabileceğiniz ürün hepinizin evinde var diye düşünerek bilgi vermek istedim.